Merhaba arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Sanki söylemesem bilmiyorsunuz. Alışkanlık işte ya bizimki de. Fazla kafanıza takmayın. Bazen kızıyorlar da ondan söylüyorum. Niye kızıyorlar anlamıyorum. Ne dediğime bakmayın. Ne yaptığıma bakın. Elimde bir avometre var. Normalde çalışıyor. Bütün değerleri, dirençleri falan ölçüyoruz. Voltajları vesaire. Kısa devre modunda sesli uyarı vermesi gerekiyor. Çalışmıyor. Bu cihazların bazılarında şöyle buzzerlar bulunuyor. Bazılarında piezo buzzer var. Bunun içerisinde de piezo bir buzzer var. O piezo buzzerdan elimde maalesef yok. Ben de şöyle standart bir buzzerla o buzzer'ı değiştirmeyi deneyeceğim. İçerisine nasıl sığdıracağız bilmiyorum. Bir şekilde uyduracağız. Hadi bu işlemi yapmışken bir de şöyle küçük bir led var. Bu led'i de takalım. Hem sesli uyarı versin hem de ışıklı uyarı versin. Avometremizi sesli hale nasıl getireceğiz? Hep birlikte görelim. Bu tarzdan videolar görmek istiyorsunuzsa yapmanız gereken basit bir şey var. Kanalımızı takip etmek olacaktır. Şimdi matkap ne işe yarar onu da göreceğiz. Şuradan şu orta kısmından bir delik açacağım. Şu LED'i takacağız arkadaşlar. Hem dediğim gibi sesli uyarı hem de ışıklı uyarı yapmış olacağız. Öncelikle avometremizi söküyoruz. Dış kısmındaki şu silikon korumayı çıkarıyoruz. Bu arada parmağı bugün kırdım arkadaşlar. Sanki kırıldı gibi. İnşallah kırık değildir. Hastanelerin durumunu da biliyorsunuz. Hastaneye de gitmedim. Çok acayip bir şekilde acıyor. Arabanın kapısına çarptım bugün. Şu anda çalışıyorum ama bayağı bir sıkıntılı durumdayım. Bildiğiniz gibi değil. Bu cihazların açılışı gayet kolay. Şöyle ikişer vide oluyor genelde arka kısmında. Kenarlarına dikkatli bir şekilde açıyoruz. Piezo burada arkadaşlar. Bunlar genelde bozulmuyorlar ama niye bozulduysa. Şöyle bir durum var arkadaşlar. İnşallah bu bozulmuştur. Sistemde bir arıza varsa sonuçta buzzer'a sinyal bu kart üzerinden geliyor. Kart üzerinde transistör entegre eden vesaire kaynaklanıyorsa arıza belki de yapamayabiliriz. Onu şöyle deneyeceğiz. Kesinlikle bu buzzer'ımız çalışmıyor. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman arkadaşlar kontrol etmeniz gereken kısmını da sizlere söyleyeyim. Bu buzzer'lara iletişim kuran şurada iki adet yay var. Bu yayları kontrol edebilirsiniz. Bu yay yerinden çıkmış olabilir, kopmuş olabilir, şöyle kenara eğilmiş olabilir ve aşağı basılmış olabilir. Buradaki buzzer üzerine temas etmediği zaman aynı arızayı bu durumda da alabilirsiniz. Öncelikle üzerinde bir deneyelim. Çalışmasa fazla da uğraşmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Şöyle pilimizi buradan takalım artı eksiye. Kısa devre modunu almamız gerekiyor ki test edebilelim. Daha sonra bu kısımlarını kısa devre yapalım. Buzzer'ı tuttuğumuz zaman bu yaylar üzerine tuttuğumuz zaman ötmesi lazım. Şu anda çalışıyor. Duyduğunuz gibi, gördüğünüz gibi. Yani bu buzzer'ı biz bir şekilde buradaki piezoyu çıkarıp onun yerine takabiliriz. Bu piezolar kolay kolay bozulmuyor ama neden bozuldu inanın hiçbir fikrim yok. Yani kolay bozulacak bir malzeme değil bunlar. Şunun neyi bozulur bir anlam veremedim arkadaşlar. Çalışmıyor. Buraya sığıyor bu. Herhangi bir sorun yok. Silikonla bunu yapıştıracağız. Yapıştırmadan önce şöyle bir delik açmak istiyorum. Ses daha gür çıkar dışarı bu durumda. Tam şu deliğin kısmına gelecek yere matkapla bir delik açacağız. Buradaki delikten sesimiz daha rahat dışarı çıkacaktır. Silikonla bunu buraya yapıştıracağız. Kenarlarından sıcak silikonla. LED'i de tam şu göbeğe yerleştirmek istiyorum. Onu da buradan delelim. Tam orta kısmına bir delik atmak istiyorum. Deliklerimiz hazır. LED'imizi deneyelim. Çalışacak mı? Ona göre uğraşalım. Piezo buzzer için çıkan yaylar üzerine LED'imizi tutuyoruz. Eğer yanmıyorsa ters çevirebilirsiniz. Bu çünkü artı eksi LED'ler de var biliyorsunuz. Evet, şöyle bir bakalım. Tamam arkadaşlar, LED'imiz yanıyor görüyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi LED'imiz de aynen buzzer'ın bağlantı kısmına bağlayacağız. Bakalım herhangi bir seste düşüklük sağlıyor mu LED taktığımız için onu da deneyelim. Hem LED hem de buzzer aynı anda çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Şimdi buradaki yayları sökelim. Yaylarla bir işimiz kalmadı. Bunların yerine buzzer'ımızı bağlayacağız. Şöyle biraz deyim vuralım bu kısımlara. Şimdi ledlerimizin bağlantısını yapalım.
LED'i bağladıktan sonra şöyle bir de 220 ohmluk bir de direnç bağlamak istiyorum LED bacağına. Artı eksi fark etmiyor burada. İki tarafa da direnç bağlayabilirsiniz. Direncin diğer kısmından LED'imizin kablosunu alacağız. LED bağlantısını yaptık. Kabloları buradan aradan geçirelim. Vida yerlerine denk gelip kesilmesinler. Burada artı eksiye dikkat ediyoruz bağlantı yerinde. LED'ler ters bağlantıda çalışmıyor çünkü. Şöyle son bir test edelim. Daha sonra toparlayalım arkadaşlar. Şu anda çalışıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde montajımızı yapabiliriz. Bağlantımızı yaptık. Şimdi buzzer'ımızı da bağladık mı tamamdır arkadaşlar. Buzzer'ımızın da artısı eksisi var. Ona da dikkat edeceğiz. Tamamdır. Bu şekilde bağlantımızı yapacağız. LED ile buzzer'ımızı aynı şekilde artılarına eksilerine dikkat ederek bağlantımızı yaptık. Şimdi pilimizi düzgün bir şekilde yerine koyuyoruz. Toparlıyoruz. Denememizi yapalım. Videomuzu kapatalım. Şöyle kısa devre modunu alıyoruz. Bu durumda hem buzzer çalacak hem ışık yanacak. Mükemmel. LED'imiz yanıyor gördüğünüz gibi. Buzzer'ın sesi de güzel. Eskisinden daha iyi oldu diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde sorunlarınız varsa sizler de halledebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarzdan fikir verici videolar gelmeye devam edecektir. Yeter ki sizler kanalımızı takipte kalınız, hoşça kalınız. Sağlıklı, neşeli ve mutlu yarınlarda buluşmak dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Görüşürüz.